seneki tanımlama süreci nasıl olacak? Bu sene birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar bilsem öğrenci tanımlama sürecine dahil edilebilecekler. Geçen sene dördüncü sınıflar vardı, bu sene dördüncü sınıflar yok. Bir, iki, üçüncü sınıflar sadece dahil edilecek. Aday gösterme sürecimiz 19-30 Aralık 2022 tarihlerinde olacak. Bizim de işimiz, asıl işimiz bu tarihler arasında olacak. Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yapılacak. Bu okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve her sınıf seviyesinden en az bir sınıf öğretmeninden oluşmak zorunda. Bu seviyelerde öğretmen yoksa var olan öğretmenler üzerinden komisyon kurulup bu öğrencilerin ilk aday gösterme sürecini üstlenmek zorunda. Geçen yıl olduğu gibi her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20'si kadar aday gösterebilirsiniz. Örneğin bir okulda 100 tane birinci sınıf öğrencisi varsa bu 100 öğrenciden 20 tanesi 100 birinci sınıf öğrencisinden 20 tanesi genel yeteneğe, 20 tanesi resim, 20 tanesi de müzik sınavlarına dahil edilebilir. Her yetenek alanı için ve her sınıf düzeyinden %20'ye kadar en fazla başvuru yapabiliriz. Bir öğrenci sadece bir alandan mı başvuru yapabilir? Hayır, en fazla iki yetenek alanından olacak şekilde başvuru yapabiliriz. Çocuğun resim ve genel yetenekte iyi olduğunu düşünüyorsak iki alan için de başvuru yapabiliriz. Aynı şekilde BİLSEM'i önceki senelerde kazanmış 1, 2, 3. sınıfta olan öğrencilerimizin de başka alanlardan işte genel yetenekten BİLSEM'e yerleşmiştir, resimden de girmek istiyorsa o alandan da başvuru yapabilirsiniz. Onların hakları var yine. Bu süreç içerisinde sınıf öğretmenlerinin yapması gereken en önemli şey aday göstermek istedikleri öğrenciler için kılavuzda belirtilen ek bir gözlem formunu doldurup okul yönlendirme komisyonuna bunu teslim etmek. Sınıfınızda hangi öğrenci, hangi alanda başvuru yapmak istiyorsanız her birisi için bu formu doldurup okul yönlendirme komisyonuna teslim etmeniz gerekiyor. Okul yönlendirme komisyonu tarafından aday gösterilmesine karar verilen öğrencilerle ilgili de gözlem formları imza karşılığında tebliğ edilir. Sınıf öğretmenleri komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını bu defa MEBBİS Okul Yönetim Bilgi Sistemi modülüne işleyip kaydederler. Öncelikle biz şey yapıyoruz, aday göstermek istediğimiz öğrencilerin gözlem formunu dolduruyoruz. Okul yönlendirme komisyonuna teslim ediyoruz. Diyelim ki işte birinci sınıflardan genel yetenek alanından %27 başvuru oldu. Okul yönlendirme komisyonu da burada %27'den %20'ye çekmek için bazı öğrencileri eliyor. Eledikten sonra bir liste oluşuyor. O listeyi de hangi sınıftaysa diyelim ki 5 öğrenci A sınıfında o 5 öğrenciyle ilgili bilgileri A sınıfının öğretmenine söylüyor. A sınıfı öğretmeni de ek bir gözlem formunu bu defa MEBİS üzerinde okul yönetim bilgi sistemi modülüne işlemesi gerekiyor süreç içerisinde. Yapmamız gereken en temel şey bu. Okul yönlendirme komisyonunun görevi önerilen öğrencilerden aday gösterilecek öğrencileri belirlemek. Yani sınıflardan adaylar gösterildi sınıf öğretmenleri tarafından. Bunlardan hangisinin asıl aday gösterilip gösterilmeyeceğini okul yönlendirme komisyonu karar verecek. Aday gösterilecek öğrencilerin sınıf bazlı listesini ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek yine okul yönlendirme komisyonunun görevi. Aday gösterilen öğrencilerin bilgilerinde yanlışlık var mı yok mu kontrol edilmesi ve sınıf öğretmenleri tarafından tekrar düzenleme yapılmasını sağlamak da yine okul yönlendirme komisyonunun görevleri içerisinde. Bu yanlışlıkların düzeltilmesi ya da işte kontrol edilme süreci aday gösterme süresi içerisinde olmak zorunda. Eğer süre geçerse herhangi bir değişiklik yapamayabiliriz ya da o yanlışlık yüzünden çocuklar mağdur olmuş olabilir. O yüzden aday gösterme süresi içerisinde bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarında gerekli ortamı sağlamak da
okul yönlendirme komisyonunun görevi. Aday gösterdiğimiz öğrenciler içerisinde total görme yetersizliği, total işitme yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu tanısı olan öğrenciler varsa bunların da yine okul yönlendirme komisyonuna bildirilmesi, onların raporlarının da il tanımlama sınav komisyonuna bildirilip ona göre çocuklara tedbir alınması gerekiyor ve bu çocuklar ön değerlendirme sınavına girmeden bireysel değerlendirme geçebiliyor. Uygulama aday gösterilen öğrencilerin uygulama giriş belgeleri e-okul üzerinden yayınlanacak. Bunu okul müdürlükleri öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edecekler. Bu onların çok önemli aslı görevlerinden bir tanesi. İmza karşılığında teslim edilmediğinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Giriş belgesinde de çocukların hangi saatte nerede sınavlara gireceği ya da uygulamaya gireceği ile ilgili bilgileri olacak. O saatte ve tarihte gidip olması gereken yerde uygulamaya girecekler. Bu uygulama giriş belgelerinin yayınlanması ve duyurusunun yapılması okul müdürlüklerinin işi. İmza karşılığı teslim alma yükümlülüğü sorumluluğu da öğrenci velilerine ait. İmza karşılığı olması da zorunlu. Kılavuzda özellikle bu belirtilmiş, imza karşılığı olmak zorunda. Ön değerlendirme uygulamaları nasıl yapılacak? Geçen seneden farklı olarak genel zihinsel yetenek alanındaki ön değerlendirmeler uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacak. Resim ve müzik yetenek alanları ise geçen yılki gibi öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarda elektronik ortamda sınıf öğretmenleri gözetiminde 14 Ocak ile 9 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Genel zihinsel yetenek alanını ön değerlendirmeleri hafta sonları 6 oturum olacak şekilde yapılacak. Ama burada önemli olan hangi gün, hangi saat ve nerede gireceği, her çocuk için bu farklı olabilir. Giriş belgelerinde bunu kontrol etmeleri gerekiyor. Resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları da geçen yılki gibi elektronik ortamda sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek. Bununla ilgili de bilim ve sanat merkezleri müzik ve resim yetenek alanı ön değerlendirme uygulayıcı kılavuzu sınıf öğretmenlerinin kişisel MEBBİS sayfalarında yer alan MEBBİS Bilsem İşlemleri modülü üzerinden paylaşılacak. Uygulama öncesinde bu kılavuzu alıp sınıf öğretmenlerinin incelemesi gerekiyor. Bilsem İşlemleri modülü üzerinden olacak bu. Bireysel değerlendirme uygulamaları nasıl olacak? Bakanlık tarafından belirlenen puanı geçen öğrenciler, ön değerlendirmede yeteri puan alan öğrenciler bireysel değerlendirmeye çağrılacak. Onlarla ilgili giriş belgeleri tekrar düzenlenecek. Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler, aynı şekilde genel yetenekte de 30 dakika önce girmeleri gereken, uygulamaya girmeleri gereken yerde olmaları gerekiyor. Bu öğrenciler en fazla 15 dakika geç kalabilirler. 15 dakikayı aşarlarsa o uygulamaya bir daha alınmayacaklar. Bunu velilere bildirmek gerekiyor. Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise Bilsem'lerde yapılacak. Eğer Bilsem'lerin veya RAM'ların fiziki koşulları uygun değilse il tanımlama sınav komisyonları buna uygun farklı binalarda uygulamaları yapabilirler. Genel yetenek alanından bakanlıkça belirlenen zeka ölçekleri kullanılacak. Resim yetenek alanı için yine bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacak. Resim uygulamasında iki oturum var. Genellikle 40 dakikadan oluşuyor bu oturumlar. Bir 40 dakikada bir resim, ikinci bir 40 dakikada başka bir resim olacak şekilde iki resim çizmeleri isteniyor. Bu çocukların gerekli materyalleri bilim sanat merkezleri karşılayacak. Çocukların yanlarında kalem, kağıt, boya gibi herhangi bir şey getirmelerine gerek yok. Müzik yetenek alanı değerlendirmeler de yine bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılıyor. Örnek uygulama videosu yayınlanacak. Öncesinde çocuklar
Uygulamaya girmeden önce Bilsem'de de izletilecek bu çocuklara. Öncesinde sınıf öğretmenleri de öregmm.gov.tr üzerinden yayınlanan örnek uygulama videosunu çocuklara izletebilirler uygulamaya girmeden önce. Bireysel değerlendirmelerden gerekli bakanlıkça belirlenen puan sınırını aşan öğrenciler bilim sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanıyor. Bu sınavlarla ilgili eğer itirazlar olursa ön değerlendirme uygulamasına itirazlar 24-28 Nisan 2023 tarihlerinde yapılabiliyor. Ön değerlendirmeye itiraz etmek istiyorsa e-itiraz modülü üzerinden itirazların yapılması gerekiyor ön değerlendirmeleri. İtirazlar ilk tanımlama sınav komisyonlarınca yine belirlenen takvim içerisinde 2-5 Mayıs 2023 tarihlerinde değerlendirilip yine e-itiraz modülü üzerinden cevaplanacak. Bireysel değerlendirmelere itirazlar da 7-11 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılabilir. Bu itirazlar da kılavuzda yer alan ek 2 itiraz başvuru formu doldurularak ilk tanımlama sınav komisyonlarına teslim edilmesi gerekiyor. İtirazlar bu şekilde yapılıyor. Bireysel değerlendirmelere yine itirazlar ilk tanımlama sınav komisyonlarınca 14-18 Ağustos 2023 tarihlerinde değerlendirilip cevaplandırılıyor. Yapılan değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayınlanmıyor bu itirazlarda ve paylaşılmıyor. Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar da dikkate alınmıyor itirazlarda. Son bir özet olarak bizim yapmamız gereken işlem 19-30 Aralık 2022 tarihlerinde gözlem formlarını doldurmak. Kılavuzda yer alan gözlem formlarını alıyoruz. Hangi öğrencileri aday göstermek istiyorsak onlarla ilgili gözlem formlarını doldurup okul komisyonuna teslim ediyoruz. Komisyon da bu gözlem formlarından eğer %20'yi aşıyorsa bazı öğrencileri eleyerek son listeyi oluşturuyor ve bize tekrar sınıf öğretmenlerine tebliğ ediyor. O sınıf öğretmenleri yine aynı tarihler içerisinde bu defa gözlem formlarını MEBİS üzerinden, e-okul üzerinden çocukların bilgilerini girerek asıl şeyi aday gösterme sürecini tamamlamış oluyorlar. Burada kılavuzu detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Yanlışlık varsa işte sonrasında tarih güncellemeleri olabilir. Bunları takip etmek gerekiyor. Yapacağımız özellikle 19-30 Aralık tarihleri arasında gözlem formlarını doldurduğumuzda asıl yükümüz geçmiş oluyor. Sonrasında da artık ilk tanımlama sınav komisyonu bununla ilgili tedbirleri almış oluyor. Teşekkür ederim.